Bir maddenin difüzyonla hücre içine alınabilmesi için özelliklerinden hangilerine sahip olması lazım? Hücre içi, dışı, dışarıdan içeri alacağım. Hücre dışındaki derişim hücre içine göre fazla olsun. Evet. Azdan çoğa, çoktan aza ifadesi var ya. Çoktan aza doğru olsun. Hücre zarındaki porlardan geçebilecek büyüklükte olmalı. Bu da şu anlama geliyor. Yani monomer yapılı olsun. Büyük molekülleri alamam. Yüksüz yapıda olması, hayır yüklü olabilir. Ama onun da bir sıralaması vardı. Sıfır büyük, eksi büyük artıydı. Doğru mu? Yüklü olabilir. Yağda çözünebilir. Mesela suda da çözünebilir. Kordan da geçebilir. Doğru mu? O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Bitki hücresinin plazmoliz olayında neyin artması beklenir? Bakın bir çeperi var. Doğru mu bitkinin? Plazmolizde içerideki hücre zarı su kaybedeceğinden dolayı arkadaşlar böyle içeri doğru toparlanacak. Bu sırada Koful da tabii küçülecek çünkü o da su kaybeder. Ee, ne oldu bakın zar çeper arasındaki mesafe arttı. Su kaybeden bir hücrenin su kaybeden bir hücrenin ozmotik basıncı ne olur? Artar. Turgor basınç azalır. Zar çeper mesafesi artar. Koful büyüklüğü azalır. Artanları soruyor bana 1 ve 3. Endositoz olayı aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından egzositoz olayından farklılık gösterir? İkisi de polimer moleküllerin yani pordan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin taşınmasını sağlar. ATP harcanır. ATP'nin harcandığı yerde zaten enzim kullanılırdı. Bir kere ATP harcayan enzimleri düşünmemiz lazımdı. Hücrenin zar yüzeyinde değişiklik olur. Evet endostozda azalır, egzostozda artar ama değişiklik olur. Besin kofulu oluşturan endostozdur. Çünkü hücre zarından geçemeyecek moleküller bu şekilde pinostik ceple ya da yalancı ayakla içeri alınır. İlk alındığı haldeki o kofula besin kofulu denir. O yüzden bu kim için geçerliymiş arkadaşlar? endostoz için geçerli. Cevabımız D seçeneği. Aktif taşımayla hücre için alınan madde alındığı sırada hücrede ne gözlenir demiş. Şimdi hücre zarından dışa doğru yalancı ayak. Bu kim için geçerli? Fagostoz. Fagostoz kimin alt başlığı? Endostozun. Madde derişiminin başlangıçta az olduğu tarafta artma demiş. Şimdi arkadaşlar bakın az olan tarafta artmak için çoktan az olman lazım. Ama bu nedir? Azdan çoğa doğru ya da işte eşitten işte yani iki ortam arasında eşitlik varsa olur. O yüzden bu da gitti. Hücre zarında içe doğru göçme bu da pinostoz. Bu da değil. Pinostoz da endostozun bir alt başlığı. Hücre zarındaki özel proteinin aktivitesinde azalma neden? Aktivite azalsın ki özel proteinin aktivitesinde artma olur. ATP, ADP artı P hidrolizedir. Yani aktif taşımada ATP harcanır. Cevabımız A seçeneği. Taşıma çeşitlerinden biri şematize edilmiş. Bakalım Golgi koful yapmış ve kofulun içerisindeki madde dışarı atılıyor. Bu kimdir arkadaşlar? Egzostozdur. Madde taşınma sırasında ATP harcanmaz demiş. Egzostozda harcanır. Derişim farkına göre gerçekleşir demiş. Çoktan az azdan çoğu ifadesi endositoz ve egzostozda kullanılmaz. Çepere sahip hücrelerde gerçekleşmez. Gerçekleşir böcekçil bir bitki. Böceğin üstüne enzim salgılıyordur belki. Hücre zarının yüzey alanı küçülür. Hayır. Egzostozda yüzey alanı artar. Bakın koful. Sonuçta zara ekleniyor. Endostozda azalır. Taşınan molekül hücre zarından difüzyonla geçemeyecek kadar büyüktür. Evet. Çünkü polimer moleküller bu şekilde atılır. Cevabımız E seçeneği. Fagostoz yapabildiği tespit edilen bir hücre ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Fagositoz yapıyor. Canlı difüzyonla madde alışverişi yapamaz demiş. Neden? Yapar. Hücre zarından, fosfolipid tabakasından ya da kanallardan alabilir. Hücre içi sindirim yapabilir. Neden? Çünkü endostozda aldığım bir şey besin kofuludur. Bunu sindirebiliyor olman lazım. Besin kofulu oluşumu gözlenir. Bu ifade de doğru. Hücre çeperine sahip değildir. Şu an için arkadaşlar kaynaklarımız bize hani endostoz yapan bir canlıda çeper yoktur tarzında yaklaşımda bulunuyor ama yavaş yavaş bu bir tartışma konusu olmaya başladı. Birkaç video önce size söylemiş olabilirim ya da şimdi de söyleyeyim. Bazı kaynaklar hani endostozu eukaryot canlılar yapabilir tarzında dillendirmeye başladı. Kesinleştiği zaman Barış Hoca'nın size bunu söyleyecektir. Ama şimdilik endostoz için çeper canlılar yapamıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hayvan hücrelerinin zarında yer alan karbonhidrat, lipit ve proteinlerin zardaki işlevleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Lipitler zarın seçici geçirgenliğinde etkilidir tabii ki. Mesela ne diyoruz? İşte yağda çözünenler mesela lipid membrandan şu şekilde geçebilir. Proteinlerin bir kısmı maddi taşınmasında iş görür. Kimisi iki tane ile beraber kanal oluşturur. Kimisinin kendisi bir kanaldır. Bazen taşıyıcı protein olarak görev alır. Proteinlerin bir kısmı reseptör olarak görev alabilir. Evet mesela glikoprotein şeklinde yapılar vardır. Karbonhidratlar zar akışkan özellik kazandır demiş. Akışkan özellik fosfolipid tabakasından kaynaklanır. Aynı zamanda bunun üzerine kolesterolün de etkisi vardır. Ama karbonhidratların böyle bir görevi yoktur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Bitki hücresindeki ozmotik basınç ve turgor basıncın zamana bağlı değişimi grafiğe göre hangileri doğrudur demiş. Bakın ozmotik basıncı azalıyor, turgor basıncı artıyorsa bitki su alıyor demektir. Doğru mu? Bitki su alıyor. Şimdi T0 T1 aralığında zarla çeper arasındaki açıklık minimum değerdedir. Çeperle zar arasındaki açıklığın minimum değerde olması demek yani turgor basıncının maksimum seviyede olması zarı artık çepere dayamış anlamına gelir. Ama turgor basınç maksimum seviyede T0 T1 aralığında değil T2'nin başlangıcında. T1 T2 aralığında koful hacmi sürekli azalır. Arkadaşlar su alıyor bu hücre. Su alan bir hücre aynı zamanda kofulu da büyümeye başlar. T2 T3 zamanında hücre içinde bulunduğu ortamda ozmotik halindedir. Turgor ve ozmotik basınç birbirine eşitse bu ozmotik denge işaretidir. Cevabımız B seçeneği. Deney düzeneği hazırlanmış. Bakın arkadaşlar U borusunun X kabındaki ucuna %10'luk glikoz çözeltisi bulunan B1 bağırsak balonu. Y kabındaki ucuna ise içinde saf su bulunan B2 balonu takılmış. Bakın burada saf su var tamam mı? Burası saf su çözelti %20'lik glikoz çözeltisi. Şimdi U borusunun X kabındaki kolunda su seviyesi yükselir. Şimdi saf sudan bu tarafa doğru ne olacak? Su girişi olacak ve dolayısıyla su seviyesi yükselebilir. B1 bağırsak balonundan X kabına glikoz geçiş olur. Çünkü Burada arkadaşlar saf su ortamı var. Saf suya doğru glikoz geçecek. Bu da doğru. Difüzyon. B2 balonun hacmi küçülür. Şimdi B2 balonun içerisinde saf su var. Çözelti %20'lik glikoz. Dolayısıyla bu balon su kaybedecek. Hacmi küçülecek. Y kabındaki glikoz derişimi azalır. Neden hocam? Çünkü su geçecek kaba. Kaptaki %20'lik glikoz derişimi az da olsa azalacaktır arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 1, 2, 3 ve 4. Yoğunluğu bilinmeyen bir ortama bırakılan bitki hücresinin ozmotik basıncındaki değişim aşağıdaki gibidir. Bakın ozmotik basıncı azalıyorsa bitki hücresine su girişi oluyor demektir. Ozmotik basınç azalırken bir yandan turgor basıncı artacaktır. Zar çeper mesafesi azalır arkadaşlar. Çünkü nedir? İçeriye su girdikçe zar çepere doğru yaslanmaya başlayacak. Eğer su kaybetseydi, tersini düşünün, su kaybetseydi içeride zar büzülecekti, zar çeper mesafesi artacaktı. Ama bu sefer su kaybetmiyor, su alıyor. Koful hacmi artar çünkü hücre şişerken bir yandan içerideki koful da suyu alır. Hücrenin stoplazma yoğunluğu dolayısıyla ne olur? Su girişinden dolayı azalır. O yüzden cevabımız 1 ve 3. Şekilde hücre zarından X ve Y maddelerin geçişi gösterilmiş. X hücre zarındaki özel bir kanaldan geçiyor. Y de fosfolipit tabakasından. Bakın Guyton fizyoloji son baskısına göre şöyle bir ifade var. Basit difüzyon, basit difüzyon fosfolipit tabakasından da olur, kanaldan da olur. Tamam mı? Bunu zaten derslerimde o şekilde anlattım size. Bakın bu ikisi basit difüzyon ifadesi ama bakın bu yağda çözünür, bu suda çözünür madde için geçerli. Genel anlamda böyle konuşuruz. X polimer demiş, hayır. Bunların ikisi de nedir? Monomerdir. X'in taşınma sırasında ATP harcanır. Bakın basit difüzyondan bahsediyoruz. ATP harcanmaz. X suda, Y yağda çözünür. Evet, bu kanaldan geçiyor. Bu fosfolipid tabakasından yani yağda çözünerek geçiyor. X negatif, Y pozitiftir bu yük dağılımı arkadaşlar değişkendir. Hani kesinlik yoktur. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Nötrler atomları, atomlar, e, atomlar iyonlara göre hızlıdır. Negatif iyonlar da pozitif iyonlara göre hızlıdır. Cevabımız nedir? Yalnız 3.